Kadınlara yemeğe falan gitmem ben. Çenelerinden başım şişti. Ne öyle makinalı tüfek gibi ta 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 ta. Aptala döndürdüler beni ya. Ama olmaz ki Semih. Yani tamam dedik, beklerler, çok ayıp olur. Uydurursun bir şeyler, uydurursun hadi. Selin gelsin konuşacağız. Hadi tamam, o çocuğu anladık. Ne o, ev sahibinin yeğeniymiş de eşyaları varmış da. E dün gece telefondaki çocuğa ne demeli? Neler dönüyor bu evde yahu? Ne dönebilirmiş Semih bu evde? Selin'in aldığı nefesten bile haberim var benim. Her şeyi anlatır o bana. Ha, gördük gördük. Çayınız bitmiş. Bırak çayı şimdi. Otur konuşacağız. Baba ben işe geç kalıyorum. Sonra konuşsak olur mu? Kızım bırak kim? Siz Burak'ı nereden tanıyorsunuz? E dün tam burada oturuyordu da oradan tanıyoruz. Tabii. Kafa bir dünya, deli dolanıyor, gözleri kaymış. Bir de o halde bana laf yetiştiriyor terbiyesiz. Pişik olsun Burak ya. Ben kahve yaparken açtı herhalde. Kusura bakmayın. Yo, biz onun kusuruna bakmadık. Biz senin kusuruna baktık. Sen kimlerle arkadaşlık ediyorsun? Baba, Burak benim iş yerinden arkadaşım. Biz şirkete sıkıntılı bir dönem atlattık. Yorgunluktan kafası karışık biraz. Nerede uyumadığı için de sarhoş gibi. Sarhoş ya da değil. O vaziyette, o saatte bir genç kızın evine gelinmez. Gelinse de eve alınmaz. Projenin detayını konuşuyoruz. Selin, benim delimi kaldırma. İş işte konuşulur. Evde ne işiymiş bu? Hem el alemin eşyasını eve koymak nereden geldi aklına? Kızım, bir şey soracağım. Senin paraya mı ihtiyacın var? Ha? Her paraya ihtiyacın varsa niye bunu bize söylemiyorsun kızım? Ben ne güne duruyorum burada? Ha? Odan öyle birilerine kiraya verip düzenini niye bozuyorsun? Sen hiç böyle şeyler yapmazsın Selin. Çok şaşırtıyorsun beni yavrum. Bak. Aa. Özür dilerim baba. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi tamam. Sen işe git işe. Daha fazla geç kalma. Yeteri kadar geç kaldın zaten. Akşama gel konuşacağız yalnız. Tamam mı? Çok üstüne gitmedik mi? Oğlanın eşyaları bunlar mı? Evet, bayağı toplu her şey. Ha, toplu hali bu mu? Baksana şuna, adam resimlerini falan da asmış. Basbayağı yerleşmiş herif. Yok canım, getirip koymuşlar belli. Dolaplar, çekmeceler falan da bomboş. Ay şu valize bir el atsana. Aç valizi. Ah, bak açmamış bile valizini. Gördün mü? İçin rahat etti mi? Bu eşyalar burada durdukça benim içim rahat etmez. El alemin eşyalarının kızımın evinde ne işi var ya? Ev arıyormuş işte. Her şeyi topla alıp gidiverecek çocuk. Banyoda diş fırçası, şampuan falan da göremedim. Demek ki doğru söylüyorlar. Hayatım 3 gün sonra gidecek iki eşya için Selin'in kalbini kırmayayım. Saçma sapan konuşma. Ben kızımın kalbini değil, o adamın kafasını kırarım gerekirse. Yok yok. Benim kızım fazla iyi niyetli. Kızımın iyi niyetinin suistimal edilmesine izin veremem ben. Hadi hayatım sen git biraz uyu. Zaten tansiyonun çıktı bilmem kaça. Hadi uğraştırma beni. İyi. Ah kızım. Ah be babacığım, niye yoruyorsun kendini? Ben yapacaktım onları. Kızım sen niye geldin? Zaten geç gittin işe. E herkes öğle arasında çıktı. Ben de sizi göreyim diye koştum geldim. Bak sevdiğin şeylerden aldım.
Fıstıklı kebap, bıçak arası, Ali Nazik, çiğ köfte, sütlaç. Kızım harcamasaydın paranı annen hazırlardı bir şeyler. Hem bana bak, böyle kafana göre çalışma saatlerini esnetme. Sonra disiplinsiz derler sana. Aman bugün de böyle olsun. Annem nerede? Yukarıda. Hem sen söyle bakayım bana, niye geldin eve? Yemek yiyelim diye geldim baba. Ha, yemek. Yani evde görmemizi istemediğin bir şeyleri engellemek için değil yani. Ya aşk olsun. Görmenizi istemeyeceğim ne olabilir ya? Ayrıca bu ev sizin. İstediğinizi yapın. Ben sizinle vakit geçirmek istedim. Hmm. İyi, tamam hadi. Şimdilik öyle olsun. Ben o zaman annemi çağırıp geleyim, yemekler soğumasın. Tamam. Anneciğim, niye yorgun argın işe giriştin ya? Ben daha yeni temizlik yapmıştım. Yapmışsın ama çamaşırları bırakmışsın kızım tepeleme. Bunlar böyle olmaz kızım, kokar. Banyoyu da kokutur. Ya anneciğim niye zahmet ettin ya? Ben hallederim onları akşam. Kızım bırak. Elimde mi yıkayacağım sanki, bırak. Hem sen niye geldin bu saatte? Anneciğim sizi özledim ya. Ayrıca yemek getirdim. Hadi gel soğumadan yiyelim. Tamam yavrum. Şunları atayım makineye, geliyorum. Bırak. Hayret. Ne arıyorsun orada? Hiç ya. Eksik gelik bir şey var mı diye baktım. Gelirken alırım diye. Çok sağ ol. Bir de şu kirlilerini unutmasaydın iyi olurdu. Ama neyse, olur o kadar. Her şeysini getirip koymuş maşallah. Hiç hoşuma gitmedi Selin, hiç. Babanı zor zannediyorum vallahi. Ne geçici anne, bir süre için. Hiç öyle görünmüyor ama. Nevresimi serip valizini yerleştirse baya baya onun odası burası, baksana. Ah. Olur mu canım öyle şey? Amma yaptın yani. Konuş kızım, uyar. Bir an evvel alsın eşyalarını götürsün buradan. Senin yüzün yumuşaktır. Ben seni bilmez miyim? Ama sen yüz verdikçe ağırdan alır sonra. Hadi neredesiniz? Yemekler soğuyacak. Reyhan, tutma kızı. Daha işe gidecek o. Tamam baba, geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.